Evet değerli spor severler. Sahasından Bursa derbisinde muhteşem bir hava, muhteşem bir saha, harika bir taraftar var. Özellikle ekranlarını yeni açan spor severler için 44. dakikada Doğu Gücüspor Anıl Can İstamoğlu'nun kafasıyla 1-0 öne geçti. Ve bu skorla soyunma odalarına gitti iki takım da. Zafer Spor Bursa derbisinde ilk devreyi 1-0 önde kapatmış oldu. Anıl Can İstamoğlu'nun Doğu Gücü adına kazanmış olduğu ilk gol oluyor bu. Hem takımı hem de kendi adına değerli spor severler. Golcü isimler Suskun, Ebubekir Yardım ve Tayfun Bebek, dörder golleri var. Özellikle Oğuzhan Yılmaz'ın iki golü var. Ebubekir Yardım'dan gol bekliyoruz. Özellikle bu karşılaşmada ilerleyen sürelerde de Tayfun Bebek belki süre alırsa gollerine devam edebilir diye düşünüyorum. Takım kadrolarına baktığım zaman çok da fazla eksiklik, değişiklik görmüyorum. Sanıyorum aynı kadrolar ile müsabaka devam edecek mi derken orta kulübeye bir sporcu yaklaşıyor. 11 numara Zafer Spor'da Tolga Çakıcı. Tolga Çakıcı ve numarasını göremiyorum. 20 26 numara mı? numara ve 11 numara. Tolga Çakıcı, Emre Nuri Bilgin. İki tane sporcu. Şimdi giriyor oyun alanında olmayan sporcular. 23 numara. Sanıyorum Burak Konaç. 23. Yok. Başka kim yok? Onu da ilerleyen sürelerde söyleyeceğiz sizlere. Ve karşılaşma başladı değerli spor severler. Doğu Gücüspor 1-0 önde götürüyor karşılaşmayı. Ekranlarını yeni açan spor severlerimiz için sol tarafta siyah kırmızı formasıyla Doğu Gücüspor mücadele ediyor. Sağ tarafta beyaz formasıyla Doğu Gücüspor, Zafer Spor mücadele ediyor Doğu Gücü'ne karşı. Şimdi orta alanda oyuna yeni giren Emre Nuri Bilgin topu uzaklaştırıyor. Sağ kanatta Enes Bayır, kaptan Burak Küçüköner ve top Zafer Spor'a geçiyor değerli sporseverler. 23 numara Burak Konaç, Zafer Spor'da olmayan sporcular arasında. Şimdi Hafız Görkem, yanında Enes, Ebubekir de geldi. Akif'in yüksek ortası. Emre Nuri. Oyun alanında ikinci bölgede müthiş bir mücadele. Oğuzhan aradan sıyrıldı geldi. Pası Yusuf sol kanatta. Şimdi orta hazırlığı. Bir fake attı. Şimdi yapıyor ortasını arka planda. Gürkan Arıkan topu kontrol ediyor. Tayfun Bebek kalecinin arkasına sarkmıştı ama geçmedi. Gürkan Sefil şöyle bir ekseninde döndü. Kademesinde Yusuf Cebeci. Akif yanında ancak o Hafız Görkem'i tercih etti. Gürkan Sefil. Tatlı sert oynanıyor karşılaşma. Yerde kalıyor Ömer Demirkol. Kimler var sahada? Zafer Spor'daki değişikliklerde. Dört numara. Evet, 14 numara Emirhan Türkmen ve Burak Konaç oyun alanında olmayan sporcular. (Gülüyor)
Ve şimdi sol kanatta Doğu Gücü, Hakan Arslan ön plana çıktı. Kaptan Burak Küçüköner bugün sahanın her yerinde. Sağda solda her yerde. Ebubekir, Ebubekir'i geçiyor. Orada yakalayabilecek mi Çetin Turan? Ancak top ondan da çok daha hızlı değerli spor severler. Doğu Gücü Spor 44. dakikada Anıl Can İstamoğlu'nun müthiş kafasıyla bulduğu golle 1-0 önde Zafer Spor karşısında. Bursa derbisinde kendi saha ve seyircisi önünde İnegöl'de Alanyurt'ta 11. haftada değerli spor severler. Dakikalarımız 49. Yüksek bir top yerde kalıyor kaptan Burak. Kalktı, topu da aldı. Şimdi pres var. Mert Öztürk'e yapılan hareketi faul dedi. Değerli spor severler. Zafer Spor Yusuf Cebeci ile yüklenmek istiyor. Kaleci Alperen rahat kontrol. Yüksek bir top. Ebubekir'e çalışılmış bir pozisyon. Sağ kanatta şimdi Oğuzhan. Topu alamadı. Akif yerde kaldı. Devam dedi Oğuzhan. Yine Oğuzhan. Oğuzhan bugün kıvrak hareketleriyle rakiplerini bir bir egale ediyor ancak. Hatalı bir pas Enes Bayır'dan. Top taça çıkıyor. Geri dörtlüde Hakan, Anılcan, Muhammed Ali Yenilmez ve Enes bugün başarılı bir grafik çiziyor Doğu Gücü'nde. Yusuf, Muhammed Ali öne çıkmıştı orada. Gürkan Sefil topu oyun alanında tutamıyor orada. Ömer Demirkol. Şimdi Hakan Arslan yanına gelen Recep Ergin ancak onu düşünmedi. Şimdi Yusuf'a baskı var. Tekrar Hakan Arslan'a döndü. Hakan Arslan top kaybı. Şimdi orada Koray Ege. Koray Ege'de Recep Ergin geldi. Hakan Arslan. Tekrar sol kanatta Yusuf. Yusuf gidiyor. Kaptan, kaptan daha önce. Onur Yalçın topu taça atarak takımına rahat bir nefes aldırıyor. Sol kanattan yükleniyor şu dakikalarda Doğu Gücü. Kaptan Burak Küçüköner takımında kaldı top. Takım arkadaşına kazandırıyor. Arka planda Anıl Can. Maçtaki golün tek ismi Anıl Can İslamoğlu. Şimdi sağ kanat düşüncesi Ebubekir Yardım. Onun yanında Akif. Ekseninde döndü. Müthiş bir pas. Enes Bayır yakalarsa tehlikeli olabilir. Tutabilecek mi? Ortasını yapıyor. Yüksek orta arka planda. Kaptan indiriyor. Çetin Turan bıraktı. Sol kanatta Recep'ten Yusuf'a. Tekrar bir orta içeri. Yusuf Cebeci. Yusuf Cebeci bir kez daha uzaklaştırıyor topu. Şimdi Recep Ergin. Anılcan İslamoğlu. Çetin Turan, Anılcan, Recep Ergin üçlüsü. Hakan Arslan da onlara katıldı. Burak Küçüköner kaptan. Orta alanda, sağ kanatta, sol tarafta hiç fark etmiyor kaptan Burak Küçüköner. Kendisi ve takımı bugün çok faydalı işler yapıyor. Bursa derbisinde. Şimdi Enes Bayır. Ve hatalı bir pas geliyor. Top taça çıkıyor değerli spor severler. Muhammed Ali Yenilmez. Enes Bayır bir ikili bir konuşma izledik. Enes Bayır ve Muhammed Ali Yenilmez'den. Şimdi Oğuzhan Yılmaz kafayı vurdu, yerde de kaldı. Şimdi sağ kanatta Mert Öztürk, tekrar artı olanda Gürkan Sefil. Sol kanatta Emre Nuri oyuna yeni girmişti. Top sekiyor ancak kademe bırakmadı kaleciyi. Anılcan uzaklaştırıyor. Şimdi Akif'ten önce Ebubekir baskısı var kalede. Kademede Yusuf Cebeci. İki kişilik bir baskı topu kapıyor ancak olmadı. Ebubekir Yardım. Dört golü var bu maça kadar değerli spor severler. Beşinci golüne çok yakındı. Sol kanattan Yusuf Tosun da baskı. Üçüncü bölgede pres yapıyor Doğu Gücü. Ev sahibi olarak
kendi saha ve seyirci avantajını kullanıyor. Taraftarlar hiç susmuyor. Yerde kalan sporcu orada. Mert Öztürk. Zafer Spor hızlı başladı. Arkadan çekme var, sarı kart geliyor. İkinci sarı kart, üçüncü sarı kart oluyor maçta. Recep Ergin belki de en doğru karar, sarı kart burada. Haklı bir sebeple göstermiş oluyor değerli spor severler. 65 numara Recep Ergin 54. dakikada sarı kartı gören isim oluyor. Ve tekrar başladık. Gürkan Sefil, hatalı bir pas. Çetin Turan yerde kalıyor. Çetin Turan'a sarı kart. Arda arda sarı kartlar geliyor. Çetin Turan da sarı kart görüyor şimdi. 54. dakikada. Bir dakika içinde arda arda sarı kart. 54. dakikanın başında Recep Ergin, 54. dakikanın bitişinde de Çetin Turan sarı kart gören isim oluyor. Doğu Gücü'nde değerli spor severler. Ve şimdi sağlık tedavisi devam ediyor. İkinci sarı kartla gören Çetin Turan oldu. Az önce 10 numarasıyla 54. dakikada Doğu Gücü'nde sağlık için oyun alanına giren görevli şimdi sahadan ayrılıyor. Ve topun başında Hafız Görkem Vardar. Zafer Spor'da aynı zamanda Görkem Sefil de topa çok yakın. Evet, Hafız ayrılıyor. Görkem topun başında, ona çok yakın Ömer Demirkol. 4 kişilik bir baraj var. Zafer Spor Anılcan'dan dönüyor. Serbest atış kullanıldı. Tekrar Recep Ergin. Recep Ergin, Çetin Turan. Sağ kanatta kavisli bir top. Yusuf Cebeci, Ebu Bekir yardım. Oğuzhan Yılmaz gidiyor. Oğuzhan Yılmaz yerde kalıyor. Devam dedi müsabakanın hakemi. Yerde kalıyor müsabakanın hakemi. Devam dedi. Değerli spor severler, 56. dakikada çok önemli bir ataktan yine yararlanamadı Oğuzhan Yılmaz. Oğuzhan Yılmaz'ın Doğu Gücü adına kazandırdığı 2 gol var. 3. gole çok yakında ancak yerde kaldı. Müsabakanın hakemi devam dedi. Yusuf Cebeci ve Oğuzhan Yılmaz'ın mücadelesini izledik. Pozisyon tekrarında uygun olursa ilerleyen dakikalarda bir kez daha vereceğiz. Doğu Gücü cephesinde penaltı ya da serbest vuruş beklentileri var. Pozisyon ceza sahası dışındaydı. Ancak müsabaka hakemi faul de vermedi. Devam dedi. Orta alanda Recep Ergin, kademede Muhammed Ali Yenilmez. Sağ tarafta Enes. Tekrar kademede Yusuf Cebeci değerli sporcularlar. Recep Ergin 2001 doğumlu, takımın en genç sporcular arasında, ancak bugünün de en başarılı sporcular arasında diyebiliriz değerli sporseverler. Şu anda Bursa'da hafif bir yağış var, çiseleyen bir yağış görüyoruz. Ve Kocaeli'den gol sesleri var. Arda arda gelen gollerde ilk devre 1-1 bitiyor Yuvacık ve Gölcük karşısında. 13. bölgede grubu yakından ilgilendiren karşılaşmalar değerli sporseverler. 1-1 eşitlik devam ediyor. Şimdi serbest atış hazırlığı. Anılcan topun başında. Kaptan Onur Yalçın'ın kontrolünde kaleci Gürkan Arıkan. Şimdi sol tarafta Akif şöyle bir ayağa kaydı. Tabi az önce demiştim, yağış başladı. Top kaybı. Ebu Bekir sağ kanattan girdi. Yerden orta. Kaptan Onur Yalçın topu uzaklaştırıyor. Evet.
Tekrar taç atışı için Enes Bayır topun başında. Ebu Bekir çalamadı topu. Enes Bayır prese devam ediyor. Kaptan Onur. Kaptan Burak Küçük Onur. Şimdi iki kişi arasından çıktı. Takım arkadaşına kazandı. Avantajlı Recep Ergin. Kime atacağım diyor. Musabakanın hakemi önünde kaldı. Pozisyon içinde kaldı. Burak Öner. Burak Küçük Öner. Hatalı söylüyorum ismini. Bir hatalı pas geldi. Önemli bir atak Zafer Spor adına. Sağ kanattan gelişmişti. Şimdi sol kanatta Oğuzhan Yılmaz. Çalışkan isim. Presini devam ettiriyor. Yağış hızlanmaya başladı. Kayarak müdahale. Oyun alanında da kayan sporcular var. Şimdi sol kanatta Zafer Spor atağı Akif. Dakikalarımız 60. Maçın 3'te 2'lik bölümü geride kaldı. Zafer Spor şimdi Koray Ege. Koray Ege, Enes Bayır onun yanında. Çetin Turan. Son müdahale Çetin Turan'dan ve korner diyor müsabakanın hakemi. Şimdi korner atışı için hazır. Ne yapayım? Baskı devam ediyor. Çetin Turan, Ebu Bekir yardım. Yağış etkisini hızlandırıyor değerli spor severler. Şimdi sağ kanattan Zafer Spor atağı. Sol ayak. Güzel düşünce ancak uygulama onun kadar güzel olmadı. Az farkla sol kanattan top avuta çıkıyor. Şimdi bir oyuncu değişikliği geliyor. Doğu Gücüspor Oğuzhan Yılmaz. Oğuzhan Yılmaz oyun dışında kalıyor bu dakikadan sonra. 61. dakika. Evet, Tayfun Bebek oyuna giriyor. Şu dakikada önemli isim 17 numarasıyla Tayfun Bebek'in 4 tane golü var değerli sporseverler. Oğuzhan Yılmaz adına yer değişikliği yapıldı. Şimdi Zafer Spor'da Emre Nuri orta alanda. Gürkan Sefil hatalı bir pas. Kaleci Alperen Civelek. Orada pres var. Koray Ege sığın. Şimdi elleri arasında top. Degaj hazırlığında Alperen Civelek. 62. dakikaya geliyor değerli spor severler. Bursa derbisinde Zafer Spor'u konuk ediyor Doğu Gücü. 1-0 önde götürüyor karşılaşmayı. Akif'in kafasına top dışarıda. Sağ kanattan Enes şimdi topu bırakıyor. Tayfun Bebek Enes'e. Tayfun Bebek karşısında Akif var. Tekrar top taça çıkıyor. Yağış etkisini gösteriyor değerli spor severler. Islanan top, kaygan zemin, yerde duramayan sporcular. Bu dakikadan sonra maç biraz daha zorlanacak. Her iki takım için de zor geçecek. 63. dakika Recep Ergin geri kademede geri döndü. Tayfun Bebek topu kazanılmasına fayda sağlıyor Çetin Turan. Ebu Burak Küçük Öner hatalı bir pas var Recep Ergin'den.
Şimdi topu kapıyor Hafız Görkem. Ve penaltı diyor. Müsabakanın hakemi Fikret Hakan Abay. Penaltı dedi. Bütün sporcular da içeride. Müsabaka hakeminin yanında. Koray Ege Sağan ceza alanı içine girdi. Ve yerde kalınca müsabakanın hakemi. Şu anda 6 kişi müsabaka hakeminin etrafında. Fikret Hakan Abay verdiği karar doğrultusunda şimdi itirazlara cevap veriyor. Ve 64. dakikada Zafer Spor Bursa derbisinde 1-0 geride götürdüğü karşılaşmada şimdi penaltı kullanmak için hazırlık yapıyor. Kaptan Burak Küçüköner de penaltıyı neden verdiğini açıklamasını istiyor değerli spor severler. Ve Anıl Can sarı kart görüyor bu konuşmadan dolayı. Ve kırmızı kart geldi Anıl Can'a. Müsabaka hakemi Anıl Can İslamoğlu kırmızı kart veriyor. İçeride gerginlik var. Anlaşılır gibi değil. Kırmızı kart çıkıyor değerli sporseverler. 65. dakikada henüz oyun başlamış değil. Baştan sarı kart verdi. Ancak sarı kartın sonrasında direkt kırmızı kartını çıkartıp oyun alanının dışına göndermek istiyor. Kırmızı kartta Anıl Can İstamoğlu'nu. Değerli spor severler. Penaltı olsa ondan sonra. Şimdi hala penaltı için itirazlar durmuş değil. Anıl Can İslamoğlu kırmızı kartla dışarıda kaldı şu dakikada. Ve pozisyonu tekrar izledik. Dışarıda olduğunu söylüyor bize arkadaşlar. Tabii bunun yorumları daha sonra müsabakanın İzmir bölgesi gözlemci hocamız, sevgili hocamız Halil İbrahim Atabay yorumlarıyla daha sonra değerlendirecektir müsabaka hakemi. Adam dışarıdan çıkıyor ya. Ve bu kırmızı kart ve topun başında 7 numaralı Hafız Görkem Vardar. Nefesler tutuldu. Dakikalar 67 oluyor. Şimdi Enes Bayır'da sarı kart gören isim oluyor şu dakikada. ...67. dakikada... ...şimdi penaltı için hazır. Şuraya geleceğiz. Şuraya. Evet. Yardımcı, kıdemli yardımcı... ...hakemi çağırıyor. Bir ikili konuşma var orada. Bakalım ne söylüyor. Muhammed Kavgacı. Alperen'i uyardı. Ve şimdi penaltı için dakikalarımız 68 oluyor. Topun başında Zafer Spor'da Hafız Görkem Vardar. Kalede Alperen. Ve gol oluyor. Alperen.
topu yakalayamadı. Hafız Görkem Vardar penaltıdan golü bulan isim oluyor. Zafer Spor'da değerli spor severler. ...68. dakikada penaltıdan eşitliği sağlıyor Bursa takımı. Diğer Bursa takımı diyelim çünkü Bursa derbisi, ikisi de Bursa takımı. Şimdi kaptan Burak Küçüköner rakip sahada. Şu anda itirazlar var orada. Celalettin Barut ve yönetici Servet Taşdemir müsabaka hakemiyle bir diyalog içinde. Yardımcı hakemle diyalog var Hakan Arslan. Ve bir kart çıktı orada da. Kırmızı kart Servet Taşdemir'e çıkıyor. Evet, ortam bir anda gerildi. Dakikalarımız şu anda 70. Verilen penaltı. Penaltı sonrasında itirazlar var. Bir oyuncu değişikliği de var. Recep Ergin. Sarı kartı vardı. Recep Ergin oyun dışı kalıyor. ...21 numarasıyla Cengizhan Kasap oyunda. Ve oyun hala başlamadı değerli sporseverler. Verilen bir penaltı, arkasından İtirazlar var, serzenişler var. Müsabakanın hakemi önce sarı sonra kırmızı kartlarına başvurdu. 88 numaralı Anıl Can İslamoğlu'nu direkt kırmızı kartla attığını biz gördük. Ve daha sonrasında kulübede bir hareketlilik vardı. Hala oyun başlamadı. Ve şimdi Sait Taşkesen müsabaka hakemiyle ona da bir beden diliyle bir şeyler söyledi. Bir kırmızı kart daha çıktı orada. Yönetici Servet Taşdemir'e. Ve 21 numaralı Cengizhan Kasap oyunda. Oyun yeniden başladı. 72. dakikada ancak başlayabildi oyun. 10 kişi kaldı. Ev sahibi Doğu Gücü. Zafer Spor. Offside bayrağı kalkıyor. Golü atan Hafız Görkem Vardar'a. Ve Akif kafayı vurdu. Ebu Bekir yardımdan önce. Yusuf Tosun, Tayfun Bebek. Gideyim mi gitmeyeyim mi? Durayım mı durmayayım mı derken top oyun alanı dışına çıkıyor. Evet.
Şimdi kaleci bir kez daha başladı. Gürkan. Kaptan. Kaptan Onur. İki sporcu yerde kalınca düdüğünü çalıyor müsabakanın hakemi. Cengizhan. Normal seyrinde giden bir maçta bir anda ortam gerildi değerli spor severler. Verilen bir penaltı Zafer Spor lehine ve gol oluyor. 1-1 eşitlik sonrasında kırmızı kartlar hem saha içindeki sporculara hem de kulübedeki yöneticilere. Enes Bayır. Ve tekrar bir faul geliyor. Tayfun Bebek. Müsabaka hakemi verdiği vermediği kararlarla taraftarlara saç baş yolduruyor. Burada adrenalin yükseldi değerli spor severler. Şimdi topu kapıyor orada Yusuf Tosun. Tekrar hatalı pas. Zafer Spor ikinci bölgede. Çetin Turan. Gürkan 2-10 numaranın karşı karşıya geldiği. Ve Tayfun Bebek müthiş bir pas. Ebu Bekir yardım Yusuf Cebeci. Yusuf Cebeci yatarak müdahalesi var. Tayfun Bebek'e 94 doğumlu Ebu Bekir yardım. Yusuf Cebeci 2002 doğumlu. Şimdi içeride Yusuf Tosun. Pası müthiş. Burak Küçüköner. Ceza alanı içerisinde yerde kaldı. Devam dedi. Şutunu da atamadı. Şimdi Akif'in uzaklaştırdığı top. Orada Koray Ege. Yusuf. Muhammed Yusuf. Onur topu yükseltti. Kaptanın pasında. Orta planda Emre Nuri. Zafer Spor'da ters köşeyi düşündü. Ancak Hafız çıkamadı topa değerli spor severler. Şimdi Alperen. Muhammed Ali. Orta alanda pas kaybı. Gürkan kontrol edemedi. Enes Doğu Gücü'nde sol kanatını düşünüyor. Derin bir top. Doğu Gücü adına önemli bir an ve offside dedi. Müsabakanın yardımcı hakemi Bahadır Eti. Kırklareli bölgesinden. Müsabakada kaldırdığı bayrak çok tartışıldı. İstanbul bölgesinden müsabakanın hakemi Fikret Hakan Abay. Maçın 70. dakikasından sonra sıkıntılı bir süreç içerisinde yerde kalan sporcular avantaj mı dedi, geri döndü şimdi. Enes Bayır'a kart çıkacak mı? El kol hareketleri var, devam dedi. Çetin Turan şimdi hakemin yanında. Dakikalarımız 77 oluyor değerli sporseverler. Ve kaleci Gürkan topu yükseliyor ve alıyor. Evet değerli sporseverler, 1-1 eşitlik devam ediyor. Bursa'da derbide iki Bursa takımı İnegöl Alanyurt'ta buluştu Doğu Gücü Spor. 44. dakikada Anıl Can İslamoğlu'nun kafasıyla 1-0 öne geçmişti. Ve şimdi sarı kart. Gürkan. Zafer Spor'da Gürkan Sefil. Gürkan Sefil. Hadi 78. dakikada sarı kart görüyor Zafer Spor'da. Serbest atış Enes Bayır topu başında. Cengizhan da içeride. Tayfun Bebek yükseltti. Ebu Bekir. Olmadı. Cengizhan'ı da seken top. Kaleci Gürkan'da kalıyor. Şimdi Akif. Hafız önünde. Tayfun Bebek. Sağından attı, solundan geçti. Yüksek orta arka planda Hakan Cengizhan. Şimdi Çetin Turan. Çetin Turan
topu kaptırıyor. Uzaktan bir şut çekiyor kaleden. Tehlikeli bir nokta. Alperen kontrol edebiliyor topu. Güçlükle. Şimdi onun yanında Koray Ege sağın. Degaj yapacak, yaptırmıyor. Şimdi Yusuf. Elle oynama itirazları var. Devam edelim. Şimdi sol taraftan Hafız Görkem Vardar. Önünde Muhammed Ali Yenilmez. Barajdan dönüyor. Kaptan Burak Küçüköner. Zemin kayganlaştı. Ebu Bekir Yardım Yusuf'a topu atıyor. Şimdi devam dedi. Ebu Bekir Yardım. 4'e 4. Kaptan Burak Küçüköner. Uzaktan şutu defanstan dönüyor. Yusuf Cebeci'ye çarpan top oyun alanının dışına çıkıyor. Ve şimdi taç atışı için hazırlık. Ve 88 numara Zafer Spor'da değişiklik. Koray Ege sağın. Yerine kim girecek? Numarasını görebilecek miyiz? 26 numara Alperen Asa. Ve kırmızı kart çıkıyor. Neler oluyor orada? 10 numara. 10 numara Gürkan. Kırmızı kart. İkinci sarıdan. Gürkan Sefil. Zafer Spor'da kırmızı kart görüyor. Değerli spor severler, 26 numaralı Alperen Asan'ın oyuna girdiği serbest atış yapılacağında Gürkan Sefil oyun dışı kalıyor Zafer Spor'da. Dakikalar 80 değerli spor severler. Maçta sayamayacağımız kadar sarı kart, iki tane de kırmızı kart var. Müsabakanın hakemi İstanbul Bölge Hakemi değerli sporseverler. Maçta sanki koordinasyonu, kontrolü kaybetmiş gibi. Evet, şu anda maalesef iki takım da serzenişte bulunuyor. Hani bir takım olsa anlarız belki ama iki takımın serzenişi farklı ifadelerin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Hakan Arslan sol ayağında iyi bir orta, direkt kaleye, yerde kalıyor Cengiz Han. Devam dedi. Gürkan Arıkan degajını yapıyor. Hakan Arslan kafasıyla. Şimdi Zafer Spor orta bölgede Çetin Turan. Çetin Turan tekrar yükseltiyor. Direkt kaleye Gürkan'ın ellerinde top. Dakikalar 82 oluyor. Ve şimdi kaleci yerde yatıp süre kazanmanın peşinde Zafer Sporlu futbolcular. Bir bir eşlik devam ediyor değerli spor severler. Şimdi sağ kanata dönmek istiyor Zafer Spor. Kaptan Onur. Hafız Gürkan. Pasını atıyor. Ancak çok hızlı Alperen. Ceza alanında topu kontrol ediyor. İki Alperen. Alperen Asa'yı geçince Alperen Civelek topu kontrol ediyor. Şimdi sol kanatta Yusuf. Yusuf Tosun, Ebu Bekir Yardım, sol kanatta mutlak gol arıyor, Doğu Gülspor yükleniyor. Çetin Turan, uzaktan şutu olmadı ve yapılan hareket faul diyor. Ceza alanı içerisinde yapılan harekete faul düdüğü çalıyor. Kaptan Burak Küçüköner'in öyle tahmin ediyorum ki yapılan hareketine faul düdüğü çaldı. Değerli sporseverler, İstanbul bölgesinde müsabakayı yöneten Fikret Hakan Abay ve Muhammed Kavgacı İstanbul bölge hakemleri, birinci kıdemli yardımcı, ikinci kıdemli yardımcı da Kırklareli bölgesinden Bahadır Eti. Evet, taraftarın da tepkisi var müsabaka hakemlerine, kulağımıza kadar geliyor değerli sporseverler. Şimdi sol kanatta
Tolga Çakıcı ortasını yapıyor. Cengizhan hakemin önünde yaptığı hareket ve sarı kart geliyor 25 numaraya. 25 numara Zafer Spor'da. Dakikalarımız 84. Yüksek bir orta. Ebubekir yardım. Şutu geliyor. Harika bir şut. Muhteşem bir kurtarış geliyor. Gürkan Arıkan. Kalenin içemen yakın direk dibinde. Sert bir şut geldi Ebubekir'den. Gol vuruşuydu ancak müsaade etmedi Gürkan. Şimdi yüksek orta arka planda. Ön direkte kafa vuruşunu uzaklaştırıyor Enes Bayır. Çetin Turan en geride. Şimdi yükseltti topu. Tayfun Bebek onun önünde kalıyor. Akif. Zafer Spor yükleniyor. Az adamla yakalandı doğu gücü. Sağ kanatta şimdi Ömer Demirkol. Cengizhan. Cengizhan'a yapılan harekete faul diyor müsabakanın hakemi. Kıdemli yardımcı İstanbul bölgesi Muhammed Kavgacı bayrağı ile orta hakemine yardımcı oluyor. Dakikalarımız 85. Duraklama anları bakalım ne kadar ilave edilecek. Hep birlikte izliyoruz değerli spor severler. Bursa'da medya farkı ve katlarıyla 1-1 eşitlik devam ediyor. 44. dakikada Anıl Can İslamoğlu oyun devam dedi. Orta geldi. Ceza alanında Yusuf Cebeci'den dönüyor. Tekrar Çetin Turan. Ebubekir yardım. Çetin Turan. Doğu gücü gol arıyor. Arka planı çekiyor. Az farkla top dışarı çıkıyor. Kademeye çarpma top. Korner oluyor değerli spor severler. Doğu gücü gol için yükleniyor Zafer Spor kalesine. Orta yine ön direk. Enes ve Hafız. Şimdi tekrar orta. Direkt kaleye. Ve kaleci Gürkan Arıkan. Zor pozisyona topu bloke ediyor. Kaleci. Ve şimdi kim çıktı? 50 numara mı? Evet. Yusuf Çetin oyun alanı dışına çıkıyor. Umut Doğdu. Yusuf Çetin. Yusuf Tosun. Şimdi Umut Doğdu. Gol umudu için oyunda değerli spor severler. Yusuf Tosun bu dakikada oyun dışında kalıyor 50 numarasıyla. Dakikalarımız 87 oldu. Şimdi sol kanatta Zafer Spor yükleniyor. Tayfun Bebek uzaklaştırmak istedi. Kendi sahasına doğru düştü. Şimdi orada Mert Öztürk'ün vuruşu. Oyun alanı dışında Hakan Hemen Cengizhan'ı gördü. Alperen Cengizhan. Yusuf. Arka planda Ebubekir yardımı geçiyor. Şimdi tekrar kademede Çetin Turan. Çetin Turan, Cengizhan ve Muhammed Ali yenilmez. Şimdi yüksek orta. Kaptan sektirdi olmadı.
Şimdi Zafer Spor Ata sağ kanatta Emre Nuri Cengiz Han topu oyun alanında tuttu. Ve topu uzaklaştırıyor. Hakan Umut Doğdu. Daha önceki yapılan harekete faul diyor müsabakanın hakemi. Dakikadayız. 1-1 eşitlik devam ediyor değerli sporseverler. Yüksek bir orta yine defansa çarpıyor ve out. Korner mi? Out. Bir bir eşitlik devam ediyor değerli sporseverler. Tekrar taç. Enes'in yüksek ortası. Bir kez daha taç oluyor değerli sporseverler. Korner henüz kullanılmış değil. Uzun bir korner. Enes. İçeri dolduruyor. Şimdi Enes'in pası. Ebu Bekir yardım. Hatalı bir pas. Ebu Bekir yardım. Muhammed Ali en geride kademede. Şimdi Alperen. Alperen yüksek bir orta. Kaleci orta yuvarlakta tekrar. İkinci bölgede top Hakan Arslan. Onun yanında Alperen topu kontrol ediyor. Hakan Arslan. Dakikalar 90. Bakalım uzatma kaç dakika gelecek? Henüz daha işaret edilmedi. 6 dakika. Biz de görmedik. 6 dakika ilave gelmiş. Evet 90 artı 6 değerli spor severler. 6 dakika ilave süre. Şimdi Muhammed Ali Yenilmez. Cengiz Han da ileri çıktı. Tayfun Bebek. Tayfun Bebek. Yusuf Cebeci. Kademede Yusuf Cebeci'den dönüyor. Zafer Spor adına en başarılı isimler arasında Yusuf Cebeci. Hakan Arslan tekrar bir orta. Kademeden döndü. Tekrar Hakan Arslan. Güzel bir dönüş izledik orada. Alperen Asa'yı ekarte etti. Tayfun Bebek arka tarafı orta. Takip eden Enes. Top oyun alanında tekrar bir orta geliyor. Rövüşü de denemesi Cengiz Han'dan olmadı. Şimdi Umut Doğdu ters alanda deplase olarak geliyor ve topu kapıyor. Umut Doğdu yeni bir umut vaat ediyor. 11 numaralı yaptığı hareket hoş bir şey değil orada. Sporcular arasında bunların olmaması lazım. Zafer Spor'da Tolga Çakıcı rakibinin üstüne atladı bir anda. Ama hakem devam ettirir. Şimdi serbest atış Çetin Turan topun başında. Hafız topun karşısında Enes Bayır topu alıyor. Son dakikalar heyecan dorukta. Bursa derbisinde 13. bölgede 11. hafta karşılaşmasında. İçerisi bir hayli hareketli. Muhammed Ali de içeride. İki takım da 10 kişi oynuyor. Kafa vuruşu ve top dışarı çıkıyor. Taç atışı Doğu Gücü'nün. Ve şimdi sakatlıktan dolayı Zafer Sporlu bir futbolcu yerde kalınca saatini de durdurdum işaretiyle sağlık ekiplerini bakalım oyun alanına çağıracak mı değerli sporseverler. Golü atan isim Doğu Gücü'nde 44. dakikada 1-0 öne geçirmişti Anıl Can İslamoğlu.
Daha sonra 76. dakikada önce sarı kart ve ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Direkt kırmızı kart gibi geldi bize. İkinci sarıyı görmedik çünkü. Ve o dakikadan sonra 10 kişi oynayan Doğu Gülspor yükleniyor Zafer Kalesi'ne. Tayfun Bebek kendi ekseninde döndü. Tekrar bir orta Hakan Arslan. Cengiz Han'ın kafası ve top dışarıda avutluyor. İlerleyen dakikalarda Gürkan Sefil de Zafer Spor'dan kırmızı kart görüyor. İkinci sarıdan kırmızı kartla dışarıda kaldı. Ve Zafer Spor'da Doğu Gücü de 10'ar kişi devam ediyorlar oyun alanında. İki takım da değerli spor severler. Ve 6 dakika uzatma gelmişti. Şu anda ek süre oynanıyor. Enes Bayır ve Tolga Çakıcı mücadelesi. Alperen, Hakan Arslan. Şimdi yüksek bir orta kademeden dönüyor. Ebubekir Yardım, Kaptan Burak Küçüköner. Kale karşısında ver kaça girmeyi düşündü Cengiz Han ile olmadı. Top oyun alanının dışına çıkıyor. Taç atışıyla şimdi başlayacak. Orada Doğu Gücü Spor Kulübü Enes topun başında. Umut Doğdu iyi orta gol getirir. Kaleci Gürkan Arıkan bu pozisyonda yükseliyor ve topu kontrol ediyor. 90 dakika bitti. Uzatma dakikaları 6 dakika kaybolan süre olarak müsabaka hakemi tarafından verildi. Müsabaka hakeminin yönetim olarak verdiği vermediği kararlar tartışılır. Herkesin fikri tabii ki izlediği, gördüğü ortada. Bakalım bu dakikada neler yaşanacak? Son dakikalar artık her an müsabakanın bitiş düdüğü de gelebilir. Kaleci topu oyun alanında şimdi oyuna sokuyor. Tekrar doldurdu Alperen. Kaptan Burak Küçüköner, Enes. Tekrar Enes aldı. Tekrar da son dakikalar Muhammed Ali Yenilmez. Muhammed Ali Yenilmez bu dakikada ileri çıkıyor. Ve şimdi serbest atış hazırlığı için Zafer Spor hazırlanıyor. Ve oyna diyor müsabakanın hakemi. Değerli spor severler, bir birleştik devam ediyor. Bursa derbisinde Zelal Mobilya ve Kara Güzel Otomotiv katlarıyla canlı yayınımız devam ediyor. Bursa'da medya farkı ve katlarıyla omuz omuza bir mücadele. Umut Doğdu yattı kalktı topu aldı. Şimdi Cengiz Han, Tayfun Bebek sol kanatta. Tayfun Bebek karşısında Alperen. Ortası geliyor. İçeride Mert Öztürk topu uzaklaştırıyor. Tekrar Tayfun Bebek, Umut Doğdu o bölgede. Ebubekir Yardım uzaktan şutu kademeden dönüyor. Doğu Gücü Spor yükleniyor. Ve bir Zafer Sporlu daha yerde yatıyor değerli spor severler. Sakatlığı var, ayakları çekti sanırım. Kaleci Gürkan Arıkan takım arkadaşına yardımcı oluyor. Müsabakanın hakemi şimdi sporcunun yanında ve kalktı. Tabii zor bir maç, tempo yüksek, hızlı ve hareketli bir müsabaka. Değerli spor severler, oyun yeniden başladı. Tekrar taç atışı ile başlayacak oyun. Yüksek bir top, Ebubekir Yardım, hadi. Tayfun Bebek, uzaktan şut Çetin ve maçın son düdüğü geliyor değerli spor severler. 1-1 maç bitiyor. Şeyi de aldın mı? Parçayı. Ve 1-1 bitiyor karşılaşma değerli spor severler. Müsabaka. Evet, dur.
ve hakemin etrafında çevik kuvvet ve tüm sporcular. Ve maç sonunda müsabaka hakeminin yanında polisler şu anda müsabakanın hakeminin çıkışını bekliyoruz şu anda değerli sporcular.